Kavuşçasına devam edeceğiz. Dün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir örnek vermiştim ben dün. Şöyle hatta bir de ödev de göndermiştim değil mi size? O yapabilme şansınız oldu mu bilmiyorum ödevi. Ama şöyle bir şeydi. A yarıçaplı bir küre vardı elimizde. Bunun bu kez sigma yüzeysel yük dağılımını bir sabit kere kosinüs teta olsun demiştim. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Gauss yasasında ne gibi değişiklikler olacak? Bunu çözmeye çalışacaktınız. Bu şimdilik bir dursun. Hani belki tam olarak ne yapacağınızı anlamamış olabilirsiniz. Yani bununla uğraşmaya siz devam edeceksiniz. Ben şimdi bir başka problemde bununla alakalı şeyler yapacağım. O şeyi anlayacaksınız yani. Şimdi şöyle bir problem şimdi çözelim arkadaşlar. Yine elimizde şey olsun bir küre. Şurası yine bir a yarıçaplı küre olsun. Ve bu kez yük dağılımını rho olarak vereyim ve rho'yu da sabit değil de k kere r olarak belirleyelim. Şimdi zor bir problemle karşı karşıyayız. Bu problemi çözmeye çalışacağız. Ne yapacağız ancak? Yapacağımız şeyler belli adım adım. Birinci adım Gauss yasasını yazabilmek değil mi? Bir problemle karşılaştım hemen. Ne diyeceğim? E noktasal çarpım dA eşit olmalı Q iç bölü epsilon sıfıra. Birincisi bu. Bu adım bana ne hatırlatıyordu? Bu eşitliğin iki tarafı var, değil mi? Sol tarafı ve sağ tarafını ayrı ayrı çözmem lazım. Hemen sol tarafını çözmeye başlamak için tabii aklımıza şey gelmesi lazım, değil mi? Yani bir hani Gauss yüzeyi çizmek ama tabii ki problemde de şunları söyleyecek bana. Yani hani alışkanlıktan bunu söylemedim ama işte A şıkkı elektrik alan R büyüktür A'dan için yani kürenin dışında nedir? B şıkkı R eşittir A'daki yani yüzeydeki elektrik alan nedir? Bir de R küçüktür A'daki elektrik alan nedir? Tamam böyle bir şey. Soru bu. A, B, C şıklarıyla birlikte. Şeyi yapıyorum şimdi. A şıkkını çözmeye çalışıyorum yani. Haliyle de benim bir Gauss yüzeyine ihtiyacım var değil mi? Ne yapacağım? Bunun için R büyüktür A için bir yüzey oluşturacağım. Sorunun simetrisi yine noktasal ya da küresel bir şey. Dolayısıyla küresel simetriye uygun şekilde değil mi? Şöyle bir şey hemen çizeceğim. Gauss yüzeyi. Bunun yarıçapına R diyeceğim. Ve şu integrali çözmeye başlayacağım artık değil mi? Yani ikinci adımım benim şeydi. Gauss yüzeyinin çizilmesi. Bunu çizdik. Şimdi üçüncü adımla devam ediyorum. Üçüncü adımda da ne yapıyorum? Artık bu sol tarafını çözmekle başlayalım değil mi bu şeyin eşitliğin. Hemen integralimi açtım. İntegral integral. E noktasal çarpım. Şimdi dA. Buradan E nedir? Tam şu şey üzerinde değil mi? Şöyle bir elektrik alanım var. Bir de kendime seçtiğim bir dA var. E ile aynı yönde. Bu çok benzer şeyler yani. Zor işlerle uğraşmıyoruz. dA'nın ne olduğunu hatırlarsınız. R şapka. R kare. Sinüs teta. D teta. Ve D fi değil mi? Bunu pat diye yazabildim ben. Neden? Çünkü R şapka yönünde olduğuna göre DR içermeyecek değil mi? D teta D fi yapacağız. D teta kendi başına gelmez bir R katkısıyla gelir. Şu R'lerden bir tanesi o. D fi de kendi başına gelmez. O da bir R sinüs teta katkısıyla gelecektir değil mi? O da işte D fi'yi oluşturdu bizim bildiğiniz. Eşittir. Eşitliğin sağ tarafı Q iç bölü epsilon sıfır. Şimdi o yine aynen dursun Q iç bölü epsilon sıfır olarak. Şu tarafı çözmekle uğraşalım. İntegralin sınırları nerelerden nerelere? Ne yazmam lazım integrallerin sınırları için? Teta integralim benim sıfırdan pi'ye kadar da hatırlarsanız. Fi de neydi? Sıfırdan 2 pi'ye kadar değil mi? Bu şeyler bildiğim. Tamam. Burada kritik bir şey vardı hatırlayın. Şu ikisini çarptığım zaman E ile R şapkayı bana neyi söylüyordu? Elektrik alanı sadece R yönündeki bileşenini bulduracak değil mi bu? Dolayısıyla artık bundan sonra adımım için şu çarpıma ben E diyordum ve burada kendime bir not alıyordum. E vektörü E ile R şapkanın çarpımına eşittir değil mi? Hemen bunu söylemelisiniz burada. Daha sonra integrallerim tabii ki R'yi integralin dışına çıkartabilirsiniz. Çünkü DR gibi bir şeyiniz yok bunun içerisinde değil mi? Neredeki elektrik alanı bulmak istiyorsunuz? Bu sarı çizgi üzerindeki. Dolayısıyla R olarak kalmasında bir şey yok. Yanlışlık yok. Dolayısıyla o da R kare diye integralin dışına çıkacak. Geri kalan terimlerim neler? Sinüs teta d teta integrali değil mi? Öncelikle bunu alacağım. Yani buraya yazabilirim hani sinüs teta d teta diye ama biliyoruz o integralin ne çıkacağını değil mi? Dün defalarca yaptık sinüs teta d teta sıfırdan pi'ye kadar 2 çıkacak. D fi integrali de 2 pi olarak karşınıza çıkacak ve eşitliğin sağ tarafı.
Şimdi yani bunu birinci sınıf öğrencilerine genellikle şunu ezberletirler. Yani işte 4 pi re kare diye değil mi? İşte e kere 4 pi re kare bu her zaman böyledir falan derler. Biz onu birazcık daha temellendirmiş olduk. Yani böyle hani bir şey ezberlemeyin diye şunları da öğrenmiş olduk. Bunlar size gelecekte fayda sağlayacak şeyler. Hem de beyninizin daha erken gelişmesi açısından da önemli. Şimdi Q iç böyle epsilon sıfır. Ne diyeceğim şimdi Q iç tarafı için? Yükü nasıl buluyordum ben? Bu sürekli yük dağılımları için eğer lambda varsa elimde lambda dl integrali, sigma varsa sigma da integrali, rho varsa da rho dv integrali değil mi? Bir hacim integrali. Yani 3 katlı bir integral burada tanımlamam lazım. Rho ve dv. Şimdi hangi simetriyle uğraşıyorum? Küresel simetri değil mi? Dolayısıyla benim buraya r kare sinüs teta dr d teta ve d fi'yi yazmam lazım değil mi? Bu 3 katlı bu integralimi yazdım. Bölü neye? Bölü epsilon sıfıra şunu getirmiş oldum değil mi? Şey, bu hiç bu. Şimdi integralin sınırlarına geldik. İntegrallerin sınırları önemli. Bir kere R burada artık integralin içerisinde bir öneme sahip değil mi? Demin pat diye çıkartabilmiş bu integralin alınacak bir şey haline geldi R'ler. Nereden nereye bu R integralin sizin? Bir kere sıfırdan. Şimdi ne demekti? Bu artık sağ tarafı çözüyorum ben değil mi? Yukarıdaki eşitliğin sağ tarafını çözmeye çalışıyorum. Q iç, neyin içi sevgili arkadaşlar? Sarı çizginin içerisinde kalan toplam yük. Nerede başlıyor yük? Sıfırda. Değil mi? Yani bu kürenin merkezinde başlıyor. Şimdi bir önceki çözdüğümüz soruyu hatırlarsanız onda sadece şeyde vardı yük. İşte sigma. Yani sadece yüzeyde vardı. Ama bu hacimsel bir yük dağılım. Hacimin içerisinde bir şeyler var. Yalıtkandan bahsediyoruz belki değil mi? İçinde de yükler var bunun. Yani şimdi yani bunun her tarafında yükler var. Tamam mı? Yani özetle. Şimdi bu ne diyeceğim öyleyse sıfırdan başladım yükleri şuradaki sınırı koymaya. Ama nereye kadar? Ya bu sarı çizginin tamamı boyunca yükler var mı? Derseniz cevabına hayır demek gerekir değil mi? Çünkü A'ya kadar yük var. Ondan sonrası bir boşluk yani. Yani kürenin dışında yük yok. O zaman buradaki integralimin sınırı benim R için bir kere sıfırdan A'ya kadar olmalı değil mi? Sıfırdan R'ye kadar değil yani. Sıfırdan A'ya kadar yük var yani. Tamam. Bu önemli bir şey bu noktada. Devam ediyorum. Şimdi sinüs teta ve d teta değil mi? Bunun için teta integralim benim nedir? Onun değişmiyor sınırı sıfırdan pi'ye kadar. D fi de ne? Sıfırdan 2 pi'ye kadar. Aynen böyle. Peki alalım bu integrallerimiz cevaplarını bulalım. Şimdi sol taraf bir kere şurası 4 pi re kare kere e. Sağ tarafta neler oldu? Bir kere rho dışarı çıkacak mı? Şimdi hep rho dışarı çıkıveriyordum. Ama bu soruya dikkat edin. Rho dışarı çıkabilecek gibi değil bence. Sizce nasıl bilmiyorum. Rho burada şöyle bir öneme sahip. Kare. Şimdi hani demiştim ya bu eşitliğin sol tarafını birinci sınıf öğrencilerine hemen işte 4 pi e kare diye işte ezberletirler. Sağ tarafına da şöyle bir ezber yapmanızı isterler. İşte Q iç için eğer hacimsel bir rho verildiyse 4 bölü 3 pi re küp. Yani buranın hacmi çünkü ya da işte hatta a derler ona da değil mi? Şunu da ez, pat diye çünkü yük buraya kadar diye. 4 bölü 3 pi a küp kere işte rho. Tamam. Yükünüz budur der. Çünkü hacimsel yük dağılımı. Ama bakın rho eğer bir r'ye bağlı bir değişkense ki sizin hani ödev olarak işte tartışacağımız soruda da sigma teta'ya bağlı bir değişken dedim. Yani o integralin içerisinde, hacim integralin içerisinde bir şekilde bunu koyacaksanız ya da yüzey integralin içerisinde koyacaksanız d teta integral değişkeni olarak karşınızdaysa bu kosinüs teta'yı da o integralin içerisinde hesaba katmalısınız. Yani hani bir öbür soruyu çözerken. Onunla da ilgili en son vaktimiz kalırsa azıcık tartışırız. Şimdi rho yani integralin dışına çıkabilecek bir şey değil yani burada dikkat edin. Rho'yu yerine yazmak zorundasınız soruda verildiği gibi. Dolayısıyla bu soruyu çözebilecek tek birinci sınıf öğrencileri sizlersiniz. Yani. Değil mi? Hani rho'yu yerine koymayı bilen öğrenciler ve de aynı zamanda şunu dv integrali de açıkça yerine yazan. Sadece dv'nin 4 bölü 3 pi küp olmadığını düşünen öğrenciler olarak sizler tabii şimdi de avantajlısınız. Güzel. Bunu şimdi tekrar yazayım o zaman. Ben burada bir 3 tane integral var. Sınırları sıfırdan a'ya, sıfırdan pi'ye, sıfırdan 2 pi'ye. Bunlar tamam. Şimdi rho yerine hemen yazdım ben o şeyi. Şu kareyi. Tamam mı? Rho bizim için kare. Geri kalanları da aynen yazıyorum aşağı tarafa doğru. R kare, sinüs teta, dr, d teta, d fi ve bölü epsilon sıfır. Peki. Şimdi sabit olanlar burada dikkat edin. Şu k. Başka yok bunun içerisinde sabit. Yani dışarı çıkartacaksanız illa şurası hala 4 pi re kare kere e işte. K'yı dışarı çıkarttıktan sonra bu integrali almak kaldı. Ama integrali alırken normalde R'nin integralini alırdınız hep. Değil mi şey? R karenin integralini alırdınız. Yani R küp bölü 3 diye çıkartırdınız. Şimdi ise bu R'dan gelen bir tane daha şey oldu elinizde. R oldu.
Dolayısıyla alacağınız integral R küpün integrali, R küp dr integrali. Yani neye dönüşecektir integraliniz? R üzeri 4 bölü 4. Sının da yerine koyduğunuz zaman A üzeri 4 bölü 4 diye dışarı çıkacak, değil mi? Bu sefer bakın normalden farklı bir şeyle karşılaşmış olduk. Yani bunun kare olarak verilmesinin bize burada bir etkisi oldu. Devam ettim. Sinüs teta d teta. Bunda bir değişiklik yok. Çünkü bunun içerisinde teta'ya bağlı bir şey yok. Ama bir önceki soruda da işte teta'ya bağlı bir şey vardı. Sinüs teta kere kosinüs teta d teta integralini almanız gerekirdi orada. Yani sorunun üst tarafı pozitif, alt tarafı negatif yüklere gitmiş gibi gözükebilir belki. Neyse. Sinüs teta d teta integralinden 2 çıkıyor. Df integralinden de 2 pi çıkıyor değil mi? Bu bir kere daha tekrarlamama gerek yok. Yani sinüs teta'nın integrali. Eksi kosinüs teta eksi kosinüsün içerisinde. Pi eksi 0, kosinüs 0. Bu da eksi eksi 1, eksi 1 değil mi? İşte eksi eksi 2 artı 2 yani şurası. Şu 2 pi de şundan geldi. Zaten aşağı tarafta da bir tane bölü epsilon 0 var. Şimdi çözdük artık bu problemimizi biz. Ne oldu yani? Şu sadeleşecek şeyler var karşı tarafta değil mi? Şurası 4pi, 4pi'ler gittiler. Başka da bir şey yok. Elektrik alanı bulmaya çalışıyorum. Şuraya yazayım bulduğum elektrik alanı. E eşittir. Bu mavi kalemim de bitmiş artık. Bu biten kalemlerimle vedalaşmanın zamanı geldi ama çok üzülüyorum. E eşittir. Ne kaldı burada? K, A üzeri 4 şurası. Bölü 4 epsilon 0, bir tane de r kare kaldı değil mi? Şu sabitleri şöyle toplayayım. K bölü 4 epsilon 0. Buradaki k 1 bölü 4 pi epsilon 0 gibi değil. Yani herhangi bir k olarak verildi soruda. Şuradaki k yani. K bölü 4 epsilon 0. Bir de a kare, a üzeri 4 bölü r kare kaldı. Tamam. Bunu daha sonradan şey haline getirmem lazım. Benim bir de vektör haline getirmem lazım. Elektrik alan vektörel bir nicelik. Nasıl yapacağım yani? Nasıl vektör haline getirebilirim ben bunu? Şurada ben bunu söylemiştim değil mi? Eğer elektrik alanın vektör olmasını istiyorsam o zaman bu E büyüklüğünü yani şunu R şapkayla çarpmam lazım değil mi? Bu dolayısıyla şeydeki dışarıdaki yani A yarıçapından daha büyük bir yarıçap bölgesindeki yani kürenin dış bölgesindeki elektrik alan. Tamam. Bunu aynen böyle bul. Tamam. Şimdi Sıla. Hemen Mustafa'nın altında sen varsın. Geliyor mu sesim? Evet hocam geliyor. Tamam. Şimdi bana söyle. Bu yüzeydeki elektrik alanı bulmak için ne yapmalıyım? Çok sana güzel bir soru. Bir dakika. Yüzeydeki elektrik alanı bulmak için. Dün yapmıştık bunu. Bir dakika. Dışarıdaki elektrik alanı bulduğumuzda yüzeydeki elektrik alanı bulmak için yeniden bir şey yapmamıza gerek yoktu sanki. Şu çemberi A çizgisine kadar getirebilmem ve şunu yüzeyine götürebilmem yeterliydi herhalde. Böyle bir şeyden bahsetmiştik. Yani elinde bulduğun dış elektrik alan şu değil mi? O zaman evet. İçerisindeki R gördüğün yere sen çünkü bu R dışarıdaki şey elektrik alan ve sürekli yapıdan bahsetmemiz lazım. Yüzeydeki elektrik alan o zaman bunun tam o yüzeye geldiği anda yani R yerine A yazarsak eğer biz şu durumun içerisinde zaten onu söylüyor değil mi bu bana bak R eşittir A diye. Evet. Tam yüzeydeki elektrik alanı bulduracaktır. O zaman şurada eğer yani şu A şıkkının cevabı bizim için. Ama B şıkkının cevabını bulmak her zaman çok basit yüzeydekini. Çünkü içeridekini de buluyorsak, dışarıdakini de buluyorsak R yerine A gördüğümüzde R gördüğümüzde A yazarak pat diye şeyi bulabiliriz. Ama içeride eğer sıfırsa, dünkü soruda mesela öyle bir şansımız evet, yoktu. Dünkü soruda evet. Sıfırdı. Evet, sıfırdan dışarı çıkmak mümkün değil. Ama eğer bir yapı varsa içeride sıfırdan farklı, onlar da R gördüğün yere A yazarak yüzeydekini bulmalısın. Zaten birazdan içeridekini de ayrıca bulacağız. Onda da R gördüğümüz yere A yazarak. Şimdi o zaman pat diye ben buraya yazabilirim. Yani E elektrik alanı A noktasındaki tamam mı? Evet. Yani A yüzeyindeki. Diyebilirim ki o zaman R gördüğüm yere A yazayım. Yani K bölü 4 epsilon 0. Evet. A üzeri 4 bölü A kare. Yani okay. A kare R şapka. Tamam mı? Buradaki şey bu. Evet. B şıkkının cevabı da hızlıca bulmuş olduk. Tamam mı? Hı hı. Tamam. Kendini mute et. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Şunu bulacağım. Bunu bulmak için ne yapmalıyım ben? Bu işlemleri bir kere bir daha yapmam lazım. Tamam mı? Bu sefer R küçüktür. A problemini göz önünde bulundurarak bunu yapmam lazım. Bunun için de şu adımların hepsini teker teker yapacağım. Yani ne diyeceğim? Öncelikle bir Gauss yasası yazacağım. Değil mi? Yazayım. Bak ben üşenmiyorum bunları yaparken. Kaçıncı kere yaptığımı bunu tahmin edersiniz. Değil mi? Her sene en az birden çok kere yapıyorum. Dolayısıyla üşenecek olsa ben üşenirim. Üşenmiyorum. Lütfen siz de üşenmeyin. E noktasal çarpım dA eşit olmalı. Q iç bölü epsilon sıfıra. Şimdi ben şeyi çözmeye çalışıyorum. Yani problemi de bak yeniden çizeyim şuraya.
A yarı çaplı bir kürenin içindeki şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ve rho'su da bunun K kere R. Tamam. A yarı çaplı kürenin içindeki elektrik alan nedir? Şimdi şu ikinci adım Gauss yüzeyini çiz değil mi? Ama birinci adım bana şunu hatırlatmalı bir taraftan da. Yani eşitliğin iki tarafı var. Sol tarafı, sağ tarafı. Sol tarafını çözmek için bir Gauss yüzeyi çizmem lazım. Neredeki Gauss yüzeyini çizmek istiyorum şu anda? R küçüktür A bölgesi için problemi inceliyorum. Tamam mı? Dolayısıyla çizeceğim Gauss yüzeyi benim nerede olmalı? Birincisi kürenin içinde. Kürenin iç bölgesi değil mi? Turuncuyla bu sefer hani demin R büyüktür A için dışarıda herhangi bir yerde çizmiştim. Şimdi kürenin içindeki herhangi bir yerde bir küçük küre çizdim. Tamam mı kendime? Ve bunun yarıçapı ne kadardı derse yarıçapı da R kadardı. Değil mi? Bu sefer kürenin içindeki bir yerdeki R yarıçaplı bir şey aldım. Yani turuncu olan şey bu sefer benim şeyim. Gauss yüzeyim. Tamam mı? Gauss yüzeyini çizdim. Yani şu benim birinci adımımdı. İkinci adım Gauss yüzeyini çizdi. Gauss yüzeyini çizdim. Üçüncü adım ne? Üçüncü adım şu elektrik alanı açarak yaz değil mi şey? Şu integrali açarak yaz. İntegral integral. Elektrik alan noktasal çarpım. Şimdi ne yapacağım? Bir kere bu turuncunun üzerinde bir kendime hemen şey seçtim değil mi? Buradan bir işte elektrik alan. Bunu da şöyle seçeyim yani. Hiç farkı yok bunların. Çünkü merkezden dışarı yönlerim hep benim için R şapka yönleri. Dolayısıyla bu tarafa doğru seçeceğim de A vektörünün içerisinde de yine R şapka var. R şapka. O zaman geri kalan terim yani dr yok. Yani neler var? R kare sinüs teta, d teta ve d fi. Yani bunu kendiniz karar verip ya ben bunları bir kere öğreneceğim demediğiniz sürece öğrenemezsiniz. Yani ben bunu buraya istediğim kadar yazayım. Şu an anlamış gibi olursunuz. Hemen biraz sonra o anladığınız bilgiler kaybolabilir. O yüzden lütfen şu işleri kendiniz tekrar tekrar yapın. Bir el alışkanlığı kazanmaya gayret edin. Sol taraf bu. Sıfırdan pi'ye kadar, sıfırdan 2 pi'ye kadar hakikaten bunu ezberlettikleri kadar da var yani değil mi birinci sınıf öğrencilerine? Çünkü şey, şurası bizim için e'ye gelecek ve şu tarafta 4 pi r kare çıkacak. Yani sol taraf için çok şey değildi. Sinüs teta d teta 2, d fi integralinizden 2 pi r kare olduğu gibi çıktı. Çünkü r çizgisindeki şeyleri veriyordum. Bizim asıl işimiz burada şimdi sağ taraf. Güzel. Şimdi sağ tarafta ne var? Sağ tarafta q iç. Neydi? Buradaki q içim benim. Bir kere rho olduğu için elimde rho dv değil mi? Yani bir hacim integrali yani lambda dl değil, sigma dA değil. Rho dv'yi çözmem lazım. Yani 3 katlı bir integral çözeceğim. Rho'nun da değerini yerine yazarak rho'nun değerini de şuradan biliyorum değil mi? İşte kare. Ondan sonra dv için bildiğim şeyleri yazmaya başlayacağım. Şimdi dv için ne biliyorum ben? Dv için küresel simetriye sahibim değil mi? Oradaki hacim integralim benim r kare sinüs teta dr d teta ve d fi aynen böyle. Bölü. Ha şurada şeyi unuttum. Değil mi? Bölü epsilon 0 değil mi? Q3 bölü epsilon 0. Q3 bölü epsilon 0. Şurada da şey var. Tabii ki. Q3 bölü epsilon 0. İntegrallerim sınırlarını yazacağım. Şimdi bu integrallerin sınırlarını bana birisi söylesin. Bakayım kim var. Buradan talihli birisini seçelim. Raziye. Evet hocam. Evet canım. Söyle bakalım. İntegrallerin sınırları. Şimdi mesela R'nin sınırları nereden nereye? Ben sana söyleyeyim sıfırdan. Sıfırdan burada ya burada kafam karışıyor. Sıfırdan yine A'ya kadar mı deriz? R'ye kadar mı? Az önce sıfırdan A'ya kadar yapmıştık değil mi? Yani buradaki şey. Şimdi sıfırdan R'ye kadar. A'ya kadar. Çünkü turuncu bizim için neydi? Burada Gauss yüzeyi. Gauss yüzeyin içinde kalan. Yani şuradaki iç kelimesi şeyi önemli değil mi bizim için? Hani altıncısı. Sarı çizgilerin içerisinde kalan yük nereye kadar? Sıfırdan A'ya kadardı. Sarı çizgilerin içerisinde. Şimdi ben burada bak sarı çizgilerim neresi benim? Şurada. Yani sarı çizgisinin içerisinde kalan yüklere bakıyorum. Şimdi şuradaki yükler mutlaka var ama benim hiçbir işim yok ki bu yüklerle. Çünkü benim için önemli olan Q iç. Neyin içi? Şurada çizdiğim sarı bölgenin içi. Değil mi? Yani şunun iç bölgesindeki şeylerle uğraşacağım ben. Yüklerle uğraşacağım. Dolayısıyla sıfırdan nereye kadar? Yani sıfırdan A'ya kadar dersem sarı çizginin dışına çıkmış olurum. Q dış. O istediğim bir şey değil değil mi? Burada yani. Q sıfırdan içten var. Sıfırdan R'ye kadar. Aynen öyle. Değil mi? Burada sıfırdan R'ye kadar. Teta için sıfırdan pi'ye kadar. Bravo. Öteki de? Pi de sıfırdan 2 pi'ye kadar. Harika. Çok güzel. Şimdi teşekkür ederiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada hep bunu anlatıp anlatmamak konusunda tereddüt ettiğim bir şeyle karşılaşıyorum ama hepsinde de anlatmayı tercih ediyorum. Size yalan böyle bir şey anlatmak istemediğim için. Bakın, integralin içerisinde bulunan r kare
dr, tamam, bir sürü r'li bir şeyler var burada ve integralin sınırlarında da r var. Böyle bir şey olamaz. Tamam mı? Bu yasaklı bir gösterimdir matematiksel olarak. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? İçerideki r'lerin hangisini istiyoruz biz? Çünkü r'li bir şey çıksın istiyoruz dışarı, değil mi? Yani r'nin asıl istediğimiz şey r'li çıkması. Dolayısıyla bunu değiştirmiyoruz. İçeridekileri üstlerine birer tane şöyle prime koyuyoruz. Tırnak işareti, çentik ne derseniz, tamam mı? Yani şurası r prime'ın karesi. Dr prime'a dönüştürmüş oluyoruz bunları ki hani sadece bu gösterimsel olarak bize bir iç rahatlatıcı bir şey. Yani aksi halde işte r küp bölü 3 diyeceğim, r eksi 0 diyeceğim, tamam, hani bir yanlışlık yokmuş gibi gözüküyor ama olayın şeyine aykırı, tamam mı? Yani ruhuna aykırı. Yani bu integralin içerisindeki şeylerle bu değişkenlerle integral sınırları aynı şeyler olamazlar. Dolayısıyla buralara birer tane hani çentikli bir şeyler görüyorsanız integrallerin içerisinde zaten bundan konulmuştur onlar. Tamam, normalde r kare, tamam, dr, ama bunların üstüne prime koymamıştır sebebi bu, ya da r1, r3 ne derseniz bunu söyleyin, yani önemli değil. Tamam mı? Şimdi bu integralimi alacağım eşitliğin sağ tarafında. Ne olacak bu integral? Bir kere k integralimin dışına çıktı. Ha, şuradaki şunun da üstü prime değil mi? Özür dilerim, bak. R prime, R prime'ın karesi. İçeride R var. Ne kadar R görüyorsam onların üstüne birer tane prime. Az önce mavi diye gözümden kaçtı. İntegral, integral, integral. Şimdi R prime'ın küpü var burada. Ve DR prime. Bu integrali alacağım. Başka neler var içeride? İşte sinüs teta, d teta var. Bir tane de d fi var, değil mi? Alacağım integraller benim bunlar. Şimdi şuradan ne gelecektir? R prime üzeri 4 bölü 4. Doğru değil mi? İntegrallerimin sınırları ama sıfırdan r'ye kadar, sıfırdan pi'ye kadar, sıfırdan 2 pi'ye kadar. Şu k da aynen burada duruyor. R prime üzeri 4 bölü 4. Daha sonra integral sınırlarını yerine koyduğum zaman o r prime yerine r yazmış olacağım artık. R üzeri 4 bölü 4. Tamam mı? Sinüs teta d teta çok kolaylaştı artık, değil mi? Burası 2. D fi'den de 2 pi geldi. Yani az önce bakın a'lı bir şeyler bulmuştuk bir önceki adımında bu şeylerin, bir önceki sayfada. Şimdi ise r'li bir şeyler bulduk. Zaten öyle olması lazım. Çünkü sarının içerisinde kalan şeylerle uğraşıyoruz, değil mi? Elektrik alan, onların yükleriyle uğraşıyoruz. Sol tarafta ne var? Sol tarafta da e kere 4 pi r kareyi yukarıdan aşağı doğru taşıyorum zaten. Peki şimdi bulduk yani, tamam mı? Bu neyi bulmuş olduk bunu yaptığımız zaman? Elektrik alanı neredeki? A'dan daha küçük bir bölgedeki elektrik alanı bulmuş olduk. Ve şunu şöyle bir şeyin içerisine alayım. Bir önceki sayfada da biz dışarıdaki elektrik alanı bulup buradan yüzeydeki elektrik alana geçmiştik, hatırlarsanız. Nasıl yapmıştık? Bunu R gördüğümüz yere A yazarak, değil mi? Yani R gördüğümüz yere A yazdığımızda şu çıktı karşımıza. Ben diyorum ki şimdi bu bulduğumuz şeyde de eğer benzer şekilde R gördüğümüz yere A yazmayı başarırsak o zaman yine şeyi buluruz. Kürenin yüzeyindeki elektrik alanı buluruz. Yani E R eşittir A için şöyle çıkmalı. K bölü 4 epsilon 0. R gördüğüm yere A yazıyorum. A'nın karesi R şapka. Ben diyorum ki bu yüzeydeki elektrik alan aynı zamanda budur. Hakikaten o mudur? K 4 epsilon 0 A kare R şapka. K 4 epsilon 0 A kare R şapka. Gerçekten de olur, değil mi? Yani aynen öyle. Tamam. Şimdi kürenin merkezinde mesela R eşittir 0 için hani birazcık şey düşünelim, yani bu problemi yorumlamaya çalışalım. Bir taraftan matematiksel olarak bulduk ama yani ne oluyor burada? Kürenin merkezinde mesela R eşittir 0 noktasında elektrik alan yoktur belli ki. Değil mi? Çünkü R yerine 0 yazdığınız anda bu elektrik alan eşittir 0'a gidecek. Kürenin yüzeyine doğru gidildikçe, yani kürenin yüzeyi şu, o zaman şöyle bir değere kadar gelmiş ya. Elektrik alanı artmış olmalı, değil mi? Yani sıfırdan başlamış bizim elektrik alanımız. Hatta bunu şöyle şuraya grafiklendireyim. Dünkü gibi bir şey çizeyim buraya. Bir küre. Ve bu kürenin içerisindeki şeyi bulmaya çalışalım. Elektrik alanı ve işte R'ye göre bunu bulmaya çalışalım. Kürenin merkezinde tam şurası kürenin merkezi, tam şurası kürenin A şeyi olsun. Yüzeyindeki elektrik alanı da nasıl buldum? İşte şöyle bir şey buldum, değil mi? K A kare bölü 4 epsilon 0 diye buldum. Ve merkezindeki, kürenin merkezindeki, yani R'nin sıfır olduğu noktadaki elektrik alan sıfır. Bu noktadaysa şu, değil mi? Şu değere gelmiş. Yani buraya gelirken de nasıl gelmiş? R'nin karesiyle orantılı olarak gelmiş. Yani dümdüz bir elektrik alan artışı olmamış burada, değil mi? Yani şundan kaynaklı. Nasıl çizerim ben bunun grafiği? İşte mesela y eşittir x kare gibi bir şey, değil mi herhalde bunun grafiği? Yani şöyle bir artan, böyle paraboliye benzer bir artan bir grafik. Benzer şekilde burada da öyle. Şöyle bir grafik. Burada sanki hani y eşittir x kare grafiğini görmüş bir parabol. Ve ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra elektrik alan, yani kürenin dışına çıktığımız zaman yüzeyinde işte şu değere eşit olmuş. Dışarı çıktığımız zaman bu sefer şunlar tamamen sabit.
Ve 1 bölü R kareli orantılı olarak, yani dünkü gibi değil mi? Kürenin yüzeyinden dışarı çıkıldığı zaman elektrik alanları azalarak gitmişler. Aynen böyle bir şeyle karşılaşmışız. Yani bunun şu verilen problem için içerideki elektrik alan, yüzeydeki elektrik alan ve dışarıdaki elektrik alanı bulmuş olduk kolaylıkla. Yani zor bir şey değil, değil mi? Yani bu problem mesela hani bu bölüm içerisinde aşağı yukarı 301 dersini alan öğrencilerin falan işte bu Gauss yasasıyla uğraştıklarında çözdükleri problemler. Yani 3. sınıfta siz de bunu çözeceksiniz ama hani öyle aradan 2 sene ben bunu bu sene çözemem, 2 sene sonra çözebilirim ancak diyeceğiniz bence bir zorluk da yok. Yani şimdiden çözebilirsiniz bana kalırsa. Görüyorum ki 3 dakikam kalmış. Şimdi bu 3 dakika içerisindeki şeyi yapalım. Yani dün vermiş olduğum şu probleme dair. Bu hala sizin ödeviniz. Bununla alakalı ama azıcık konuşabilirim bence. Burada mesela hemen birinci adım olarak belli ki şeyi yazmalısınız değil mi? E noktasal çarpım DA, size azıcık kopya verelim. Q iç bölü epsilon sıfır. Eşitliğin iki tarafı var. Sol tarafı, sağ tarafı. Sol tarafında hemen bunu bir şeyler. Tamam, buradaki mesele sağ tarafında. Çünkü sol tarafta bir şey yok değil mi? Hemen E kere 4 pi R kare diyeceğim o tarafa. Aslında işte E vektör, neyse yazıyorum hadi. E vektörü R şapka R kare sin teta D teta ve D fi değil mi? Sol taraf bu. Buradan çıkan sonuç işte sıfırdan pi'ye, sıfırdan iki pi'ye E kere 4 pi R kare. Tamam. Q iç için ne diyeceğim? Burada ne söylemem lazım? Benim bir kere integral sigma DA kullanmam lazım değil mi? Böyle epsilon sıfır. Çünkü sigmalı bir şey verdim. Yani rho verseydi rho dv olacak. Lambda verseydi lambda dl olacak. Lambdalı problemi de yarın ders yaparız herhalde değil mi? Yarın yaparız. Bir tane lambdalı düz çizgi problemi yaparız. Bir tane de düz duvar yaparız. O şey, Gauss yasasını bitiririz artık son iki örnekle. Şimdi burada normalde dünkü çözdüğümüz problemde sigmayı pat diye integralin dışına çıkartabiliriz. Çünkü sigma sabit bir şeydi oranın içerisinde. Ama bu problem için sabit değil yani. Bakın k kosinüs teta. Yani teta'ya bağlı olarak değişen bir şey var. DA içerisinde de tetalı bir şeyler olduğu için değil mi? Teta'nın integrali. Buradaki sigma önem arz edecek. Yani k kere kosinüs teta. DA nedir? DA şapkasız olarak ama R şapkanın geri kalan kısmını kullanıyorum değil mi? R kare sinüs teta, D teta ve D fi bölü epsilon sıfır. Şimdi bu integrali almaya çalışıyorsunuz. Nereden nereye? İşte sıfırdan pi'ye, sıfırdan 2 pi'ye değil mi? Böyle bir şey yapmanız lazım. Şimdi tamam ya, bu integrali zor mu bunu alması? Ben bu noktada bırakayım çünkü hani çözdüm artık problemi. Yani sinüs teta kere kosinüs teta, yarım açı formüllerini hatırlayın. Sinüs 2 teta'nın yarısı. Sinüs 2 teta kere d teta, duramıyorum, dayanamıyorum, çözeceğim bu problemi. işte kosinüs 2 teta bölü 2 falan gibi bir şey gelecek değil mi? Başında bir tane eksi katkısıyla. Demek kosinüs 2 pi bölü kosinüs 2, onlar zaten işte aynı şeyler. Dolayısıyla oradan sanki sıfıra doğru gidecek bir şey olabilir. Yani bunun neyse, sustum. Tamam, yani dışındaki içindeki elektrik alanları bulmaya gayret ettim. Tamam mı?